Osman kaldırsana şarjı. Tamam, tamam. Tamim abi, 28'i versene abi oradan. Sağ ol. Işıkları. Şimdi bunu böyle yapacaksın, tamam mı? Tebrikler Yaprak, çok iyiydin. Teşekkür ederim, hoşça kal. Yaprak Hanım. Evet. Kendimi tanıtayım, gazeteci Hakan. Sizinle ilgili bir yazı dizisi hazırlamak istiyordum da. Olabilir. Eğer vaktiniz varsa şimdi bunu... Sonra görüşürüz. Merhaba. Ne haber güzelim? İyilik. Çalışman nasıl gitti? Yakında çok meşhur olacağım. Yavrum ne oldu? Bu halin ne? Kim yaptı bunu sana? Yavrum, yavrum.
mutluluğumuza sevgilim. Mutluluğumuza. Neden içmiyorsun? İçmiyorum. Çünkü doktor yasak etti. Neden canım? Hamileyim Faruk. Bu ne sinir oğlum? Hayrola? Yok bir şey Selim abi. Var var! Anlaşılan senin manken yine ekti seni. Başarırsın, dayan! Biraz daha uğraş ha! Dalga geçme be abi. Kurşuna dizilmeye gelmiş gibi bir halim var. Ailenle tanışmak istiyordum. Ama bugün çok ani oldu. Onlara bebeği anlattın mı? Tabii. Ne dediler? Sen benimle evleniyorsun ve seni seviyorum. Tamam mı? Tamam. Anne, Yaprağı tanıştırayım. Tanıştığımıza memnun oldum kızım, nasılsınız? Faruk oğlum, baban seninle biraz görüşmek istiyordu. Oo, nihayet gelebildin. Baba, sana gelinini tanıştırayım. Memnun oldum. Gel kızım, biraz sohbet edelim. Baba, hemen bu işi bitirmek istiyorum. Erken değil mi? Hayır baba. Ortada bir genç kızın onuru var. Demek mankenlik yapıyorsunuz. Evet. Ailenizden ayrı yaşıyormuşsunuz. Ayrı sayılmaz efendim. İşlerim nedeniyle her zaman bir arada olamıyoruz. Babasını falan tanıyor musun? Babası emekli subaymış, 6 yıl önce ölmüş. Baba, sana saygım büyük. Aynı şeyleri yine tartışmak istemiyorum. Onun karnındaki benim çocuğum. Sizin de torununuz. Bu evlilik olacak. Faruk'u evlenmeye razı ettiğine göre çok akıllı bir kız olmalısın. Anlamadım efendim. Böyle bir aileye gelin olmak herkese nasip olmaz. Madem kararın kesin, muamelelere başlayabilirsin. Yalnız dayın yarın ameliyat olacakmış. Belki bir haftalığına İngiltere'ye gitmen gerekebilir. Hı. Hemen Londra'ya telefon açsan iyi olur. Peki baba. Oldu. Şimdi geliyorum canım. Hı hı. Maalesef bize söyleyecek hiçbir şey kalmadı. Siz kararınızı vermişsiniz, bu zamanda nasıl? Hamile kalıp zengin oğlunuzu tuzağa mı düşürdüğümü sanıyorsunuz? Hayır hayatım! Bu bebeği Faruk da benim kadar istiyor. Buna inanmasam burada olmazdım. Bu ne sertlik kızım? Böylesi daha iyi değil mi? Ailenizden biri olacağıma göre.
Seni bu kadar çabuk eve bıraktığım için üzgünüm. Uçağa yetişmem lazım. Nasıl, ailemi sevdin mi? Onlar beni sevmediler galiba. Hele bir torunları doğsun, o zaman başından ayrılmazlar. Asma suratını. Dayımın hastalığı çok ani oldu. Londra'da 2 hafta kalacağım. Dönünce hemen evleniriz. Artık evinin kadını olacaksın, tamam mı? Tamam canım. Geldiğinde annemle tanıştırırım seni. Mesleğin yüzünden evde kaldın der dururdu. Fotomodellik yapmamı bir türlü kabul edemedi. Son kavgamızda evlenmeden gelme demişti. Artık dargınlığımız bitecek. Canım, canım anneciğim benim. Alo? Ben İstanbul Emniyet Amirliğinden Komiser Ali. Siz Yaprak Sezer misiniz? Evet. Selma Sezer'in kızı. Evet. Korkarım anneniz hakkında kötü bir haber vermek zorundayım. Ne oldu? Bir kaza mı geçirdi? Öldü Yaprak Hanım. Olamaz! Hayır! Hayır! Durumu çok ağır. Çıkalım, hadi gel. Sakin ol. Sakin ol. Yaprak, kızım. Sana her şeyi anlatacağım. Kenan Bey adını duymuşsundur. Şu son günlerdeki türedi zenginlerden bir namussuz. Bir de oğlu var. Şımarık itin teki, kendi gibi. Adı Serdar. Deniz onunla arkadaşlık yapıyordu son günlerde. Kardeşini kandırmıştı. Parasıyla, zenginliğiyle büyülemişti kızı. Masum, çiçek kadar temiz kardeşinin aklını çelmişti. Ah, annen çok uğraştı Deniz'i o köpekten vazgeçirsin diye ama toydu Deniz, dinlemedi. Son gün okuldan almış yavrucağı. Evinizin arkasındaki koruluğa götürmüş, sonra da vahşice, hayvanca saldırmış kıza. Yakalandı mı? Evet, ama bir gün sonra serbest bırakıldı. Olay günü burada olmadığını yalancı şahitlerle ispatladılar. Ve Kenan Bey'in adamlarından bir serseri tecavüzü üstlenerek teslim oldu. 15 senelik komşunuzum kızım. Kuvvetli kadındı annen, hayrandım ona. Bu olaydan sonra yıkıldı kadıncağız. Ve kendini öldürdü. Bütün suç benim. Onları ihmal ettim. Sadece kendi hayatımı düşündüm. Niçin bana haber vermedi? Senin elinden ne gelirdi ki? Zavallı annem benden sonra bütün umudunu, sevgisini Deniz'e vermişti. Şimdi onlara bir borcum var. Nerede bulabilirim o iti? Sen kadın başına ne yaparsın ki? Söyle Ahmet dayı, nerede? Ahmet dayı! Bebekteki Uno diye bir kafeye takılıyormuş.
Sağ ol. Yaprak, Yaprak kızım, kendine dikkat et. Sağ ol, hoşça kal. Ne demek olmuyor? Gerekirse rüşveti arttır. 50 milyon ver. İşi bitirmeden de dönme. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Oğlunuzu. Oğlumu mu? Niçin? Cezasını çekmeli. Yoksa sen oğluma iftira atan şu talihsiz kızın yakını falan mısın? İftira değildi. Gerçek suçlu oğlunuz. Hayır kızım. Gerçek suçlu itiraf etti ve teslim oldu. Ne peşindesin bilmiyorum. Benden para sızdırmak istiyorsan zırnık alamazsın. Hadi defol. Yemin ettim. O it cezasını çekmeli. Çekecek. Aç telefonu polise itiraf et. Sen kimsin be? Benim oğlumun kılına zarar verene dünyayı zindan ederim. Benim gücüm korur onu. Suçluysa da mı? Başka insanlara acı ve ölüm veriyorsa da mı? Uzattım be, yeter! Senin kardeşin orospuysa, erkekleri baştan çıkarıyorsa bize ne? Ruh hastası annen intihar ettiyse bize ne? Hadi defol, hadi! Oğlunuz suçlu. Cezasını çekecek. Çektireceğim ona, yemin ettim. İndir o silahı yoksa... Gelme üstüme! Bana bak, bırak o silahı elinden! Gelme üstüme! Öldürdüm onu. Vurdum. Öldü. Öldü o. Öldü.
Senin mankenin son marifetini duydun mu? Hı? Anlamadım. Oku anlarsın. Bırakalım. Yaprak Hanım, adım Atilla Aksu. Avukat ismi vermediğiniz için baro beni sizin avukatınız olarak tayin etti. Kenan. Kenan'ın ölebileceğini söylediler. Hafif yaralanmış, iyileşecek. Ona yalnızca kardeşime yaptıklarını itiraf ettirmek istemiştim. Kaçtınız ama. Korkmuştum. Ya mücevherler? Ne mücevherleri? Kenan Bey polise kendisini yaralayıp mücevherleri çaldığınızı söylemiş. Hırsızlıkla suçlanıyorsunuz. Ben bir şey çalmadım. İnanın çalmadım. Anlaşılan sizi tuzağa düşürdüler. Mücevherleri çalındı gösterip böylece sigorta şirketinden parasını alacaklar. Ben çalmadım. Doğruyu söylüyorum, inanın. Bakın, bu Kenan Bey çok güçlü biri. Ensesi kalın. Sizi kurtarmak çok zor. Tek bir çaremiz var. Nasıl kurtulurum buradan? Yarın suçüstü mahkemesine çıkacağız. İşi kısadan halledeceğim. Gizliden Kenan Bey'in avukatıyla anlaşacağım. Mücevherleri çaldığını kabul edeceksin. Ama ben çalmadım. Suçlu değilim. Biliyorum. Onlar sigorta şirketinden paralarını alacaklar. Böylece davadan vazgeçecekler. Siz de çok az bir cezayla kurtulacaksınız. Ama... İnanın, tek çare bu. Tabii kısa zamanda kurtulmak istiyorsanız. Bekleyin. Nişanlımla görüşmek istiyorum. Şu an İngiltere'de. Ona haber verirseniz beni çıkartır. Hamileyim avukat bey. Çok iyi. Cezanız iyice hafifler. Bana nişanlınızın telefon numarasını verin. Her şeyi hallederim. Bana güvenin, tamam mı? Sakın benden başka kimseyle görüşüp yanlış bir şey yapmayın. Sanık Yaprak Sezer 16.3.1987 tarihinde Kenan Mertoğlu'nun evine girerek maktule konuşmak istediğini söylemiştir. Evdeki hizmetkarların bulunmamasından yararlanan sanık Yaprak Sezer bir süre sonra tabancasıyla Kenan Mertoğlu'nu yaralamış ve yatak odasındaki kasada bulunan 150 milyon lira tutarındaki kıymetli mücevherleri çaldığını itiraf etmiştir. Buna göre karar. Sanık Yaprak Sezer 16.3.1987 tarihinde gece 10 sularında Tarabya Fulya Sokak 17 numaralı adresli adam öldürmeye teşebbüs ve hırsızlık suçundan 20 yıl ağır hapis. Ancak hafifletici sebepler göz önüne alınarak Türk Ceza Kanunu'nun 180. maddesine göre hayatının 15 yılını kadınlar hapishanesinde geçirmesine karar verilmiştir. Ama olamaz. Hayır. Sanığı götürün. Sussuzum ben. Bırakın beni. Sussuzum ben. Bırakın. Kandırdım beni. Bir şeyler söyle. Söylesene. Kandırma beni. Söyle. Ben sussuzum. Kandırdı beni hakim bey. Yalvarırım ben sussuzum. Kandırdı beni. Bırakın. Bırakın. Kandırdım beni. Kandırdım beni. Bırakın beni. Sussuzum ben. Sussuzum ben. Yalvarırım. Sussuzum ben.
Suçsuzum! Kandırdı beni! Kandırdı beni! Kandırdı! Ben suçsuzum Akif Bey! Suçsuzum ben! Suçsuzum! Kandırdı beni! Kandırdı! Kandırdı beni! Suçsuzum! Sen hırsızlık için o eve gitmiş olamazsın. Bu işin içinde bir iş var. Al bakalım. Sağ ol. Aferin. İyi iş becerdin. Evet, olay tamamen kapandı böylece. Ama Serdar Bey'in çok dikkatli olması gerekiyor bundan sonra. Haklısın ama ne yapalım, tek evlat işte. Geçmiş olsun. Sağ ol. Senin pisliklerini kapatmaktan bıktım ulan. Bir müddet Avrupa'da kalacaksın. Kendi pisliklerin gibi benimkileri de temizlemeye mecbursun. Oğlunum senin. Tam bela oldun. Ne farkımız var? Ben kardeşini, sen de ablasını yaktın. Dile kolay. 15 sene çekilir mi be? Yürü. Yürü dedim. Oho, yeni bebek var demek. Benim yanıma versen abla. Oradan çıkmış. İlk gibi. Yapılmış bu dönemde. Doğru. Kapa çeneni Necla. Figen'in yanında kalacak. Sondaki yatak. Yürü. Ay kendine! Ey ablasın! Gel kızım yanıma gel! Naber anam? Hoş geldin yüzüm! İçimiz açıldı sayende! Yeni arkadaşımız var çocuklar. Adın ne?
Yaprak. Manken mi neymişsin? Zengin heriflerin koynundan çıkıp buralarda sürünmek kötüdür ama... buna da alışırsın manken Yaprak Hanım. Bu Fatma, kısaca Fato, zehir gibi karıdır. Bu da Naciye. Namı jilettir, onları iyi tanı. Adım Figen. Buralarda benim sözüm geçer Yaprak Hanım. Ben ne dersem o olur, anlaşıldı mı? Sana soru sordum kız. Cevap ver kız. Söndür şu ışığı, uyuyamıyorum. Peki ablacığım. Hey, kalk kız, kalk! Manken, hadi! Hadi! Otel mi burası? Hadi kız, uyuşuk durma! Git çayı getir! Orada. Ben Hakan, gazeteci Hakan. Beni tanıdınız mı? Hayır, sizi tanımıyorum. Başınıza gelenlere çok üzüldüm. Anlaşıldı. Kendine ve gazetene başka bir haber kaynağı bul. Nişanlımdan başka kimseyle görüşmek istemiyorum. Evet, açıl bakalım. Al. Şunları da yıka Manken Hanım. Hop, nereye kız, yıka şunları. Yeter artık, bırak beni. Görürsün sen şimdi. Mankenmiş. Suratını dağıtayım da mankenliğim kalıyor mu kalmıyor mu görürsün.
Birkaç eziği var, iyileşir. Ama bebeğini kaybetti. Hamile olduğunu bilmiyorduk. Kim yaptı? Kimden şikayetçisin? Söyle kızım, seni kim bu hale getirdi? Kimden şikayetçisin? Yataktan düştüm. Bebeğim. 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 İşte böyle oğlum. Peki suçu üstlenen o kiralık kişi nerede şimdi? Çıktı, keyfine bakıyor. Nasıl olur? Deniz davacı olmadığını söylemiş. Sanıyorum yaşamak için hiçbir tutanağı kalmayan zavallı kızı kandırdılar. Parayla mı? Parayla mı, esrarla mı, evlilik vaadiyle mi? Kızı hiç görmedim ki. İnanılacak gibi değil. Katlanılacak gibi de değil. Birinin gerçeği araştırması gerek, ortaya çıkarması gerek. Bu gerçeklerin bedeli ağırdır oğlum. Ama birinin bu bedeli ödemesi gerek. Yoksa insanlar nasıl yaşar, dünya nasıl ayakta durur? Herkes kendi davasında ol. Bedel altına kim girer ki? Ben. Manken hanım, ziyaretçin var. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Nişanlanmış. Geldi demek. Geldin demek. İyi misin? Bebeğimizi düşürdüm. Geçmiş olsun. Beni ne zaman buradan çıkaracaksın Faruk? Daha fazla dayanamam artık. Tuzağa düşürdüler beni. Sana yardımım dokunamaz. Her şeyi itiraf etmişsin. Ama ben suçsuzum. Beni sen kurtarabilirsin. Seni dinlerler. Önemli bir ailem var. Zaten ailemin adını düşünüyorum. Onları bu pisliğe sokamam.
Çocuk için üzüldüm. Belki de en iyisi buydu. Artık aramızda bir şey yok Yaprak. Bunu böyle bil. Bakın kim genç. Dayak yaramış, güzelleşmişsin şekerim. Evet, çok da aksi baksana. Evet, sinirli. Bizden ayrı kalamadın değil mi güzelim? ne oluyor buna be? Dayak hoşuna gitti galiba, daha istiyor musun? Kesin! Akıllı ve cesursun, bizi ele vermedin. Hiç kimse Kenan Bey'le takışmak istemiyor abi. Kız Pezuali'nin yanındaymış, nerede öyle diyorlar. Ya? Hiç bilmem, ara sıra uğrardı ama görünürlerde yok. Sağ ol. Sen de sağ ol. Hamile olduğunu niye söylemedin? Ne fark ederdi ki? Çocukları severim. Hele doğmamış çocukları. Neden buradayım biliyor musun? Bir serseriye tutkundum. Paramı da yiyordu. Bir gün çekip gideceğini bildiğim halde yine de onu deli gibi seviyordum. Gitmeden önce ondan bir çocuğum olsun istedim ve olacaktı da. Olmadı mı? Bir doktorun yanlış ilacı karnımda zehirledi onu. Ve ben o doktoru öldürmek istedim. Ama elimden yaralı kurtuldu. Yaptıklarımız için beni affet. Senden gerçekten özür diliyorum. Gene mi sen? Evet ben. Gene ne istiyorsun? Neyin peşindesin? Gerçeğin. Gerçek. Kimin umurunda? Benim. Suçsuz olduğunu biliyorum. Kız kardeşinizi bulup olayı tekrar gündeme getirip masum olduğunuzu ortaya çıkartmak istiyorum. Ama kardeşini bulamadım. Hiçbir iz yok. Nerede olabilir? Sen dışarıdasın, ben içeride. Ve ipucu için benden medet umuyorsun. Ben geleceğe umutsuzum. Sen de bu işe boş ver arkadaş. Bir dakika. Bunları unuttunuz. Ne yazılı o kartta? Her zaman bir umut vardır. Direnmelisin güzel günler için arkadaş. Thank you.
Kenan Bey. Ne var? Gazeteciyim. İsmin? Hakan Polat. Ne istiyorsun? Oğlunuz hakkında konuşacaktım. Oğlumu rahat bırakın. Ayak altında dolaşan gazeteci züppeleri hiç sevmem. Gerçeklerden kaçamazsın Kenan Mertoğlu. Oğlun suçlu. Bunu kanıtlayacağım. Gazetemizde bu haber çıkınca herkes gerçek suçluyu görecek. Hemen bu züppenin çalıştığı gazeteyi ara. Anladım. Gerisini merak etmeyin. Kolay gelsin. Al. Selim abi ne haber? Patron Kenan Bey'le ilgili dosyayı okudu mu? Okumuş. Beğenmiş mi? Çok beğenmiş. Hem de çok. Maaşına zam, işine son. Anlamadım abi. Oğlum sana kaç defa söyledim. Gerçek arayacağına git 3-5 kadının bacaklarını fotoğrafla. Kovuldun mu yani? Hı hı. Olsun be abi. Bir sigara içebilir miyim? Tahliyem gelmiş kız. 2-3 güne kadar çıkıyorum. Çok sevindim. Benim de tek isteğim buradan çıkıp o itlerden intikamımı almak. Üzme kendini. Alışmaya çalış. Thank you.
Yaprak! Tanımadın mı kız? Figen abla. İşte böyle kızım. 5 ayda yine eski düzenime kavuştum. Cüzdanı kabarık, aklı kıt erkekler o kadar çok ki. Sen ne yapacaksın peki? Hala intikam için mi yaşıyorsun? Benim için yaşanacak başka duygu var mı? Hiç haber yok mu Ahmet dayı? Maalesef kızım. Peki eşyalar ne oldu? Ev sahibi icra kanalıyla sattırdı kızım. Çünkü denizi bulamadılar. Nasıl olur? Ölse ölüsünü bulurlardı. Yaşıyorsa bir haber olmalı. Yok kızım. Hiçbir haber yok. Polise kaç defa gittim. Onların kayıtlarında da yok. Sağ ol Ahmet dayı. Sen de sağ ol kızım. Aradığınız kız kardeşiniz kayıtlarımızda yok. Bütün şubelere sorduk hanımefendi. Bize intikal eden bir olayı olmamış. Sağ olun. Rica ederim. Sizin suçsuzluğunuzu ispat etmek isterken işinden kovuldu zavallı. Şimdi sokaklarda fotoğrafçılık yapıyor. Nerede bulabilirim onu? Tarabya'da bir arkadaşının evinde kalıyormuş. Adresini verirseniz sevinirim. Hakan'ı mı aradın kızım? Evet. Hakan yok mu? Evde yok. Ancak akşam gelir. Bende yedek anahtar var. Beklemek istersen bekleyebilirsin. Memnun olurum. Bekle kızım, geliyorum.
Kahvenizi nasıl arzu edersiniz? Ziyaretime ilk kez bir demet papatya ile gelmiştin. Bir şey demeyecek misin? İyisin. Sen çok iyisin. Her şey gönlünce olsun. Ne oldu? Yok bir şey. Var. Bir şey düşündün. Bir şey hatırladın. Ne? Yeminimi hatırladım birden. Ne yemini? Bir gün hapishaneden çıkarsam tek amacım intikam olacak demiştim. Hala aynı duygu mu? Unut artık. İntikam ilkel bir duygudur. Hapisteki günleri, saatleri, uykusuz geceleri ben yaşadım. O acıları sen yaşamadın arkadaş. Unutmalısın Yaprak. Mezardaki annemi, sokaklarda dolaşan kardeşimi mi unutmak? O adiler cezasını görmeden mi unutmak? Senin duyguların yok demek. Gerçekleri görmedin mi? Evet, haklısın. Herkesin kendi gerçeği var. Kendi gerçeğime gidiyorum ben. Hoşça kal arkadaş. Dur! Deli misin sen? Bırak kolumu! Dur dedim sana! Yaprak.
Bir demet papatya ve her şeye binlerce teşekkür. Hoşça kal arkadaş. Merhaba Faruk. Merhaba Faruk. Yaprak. Şirketten burada olduğunu söylediler. Kim bu? Eski nişanlısı kızım. Nereden geldin? Hapishaneden. Hatırlaman gerek Faruk. Lütfen. Faruk otursana. Herkes bize bakıyor. Yaprak lütfen. Komik olan ne biliyor musun? Hapiste yattığım zaman da sana nasıl ödeteceğimi düşünmüştüm. Ama görüyorum ki intikamım alınmış. Evlenmişsin. Hayatının sonuna kadar onunla ve ailenle yaşayacaksın. Zavallı Faruk. Aramızdaki fark benim hapisten çıkmış olmam. Seninse hiçbir zaman çıkamayacağın. Foto. Foto madam. Please, please. Foto, foto. Madam, foto, foto. Please. Foto. Madam, foto. I don't want. Aklınca bana sürpriz hazırlamış. Sen beni ne sandın ha? Pis zamparo, pis namussuz, çekil! Çekil diyorum sana, terbiyesiz herif seni! Senin namussuz, her güzel kuşun eti yer bu! Nasılım? Figen abla! Vay, çok değiştin! Çok güzelleştin kız! Karşında dayanabilen aşk olsun! Onlara dünyayı zindan edeceğim! Dikkatli ol, adamlar çok tehlikeli! Başına bir şey gelebilir! Merak etme abla! Fiyakasından da geçinmiyor. Evet. Sarılar da çok yakışmış, değil mi? Bana mı gülüyorsunuz? Sizi tanımıyoruz ki neden gülelim? Haline bak şunu. Gördüm, gördüm. Hadi gidelim canım. Hadi canım. Bir dakika, bakar mısınız? Bir şey mi söyleyecektiniz? (Gülüyor)
Bahar güneşi. Anlamadım. Bahar güneşleri birden çarparmış. Birden çarptınız beni. Bakın, daha iki gün oldu sizi tanıyalı. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bakalım, görürüz. Gönderdiğim yazılar dizilsin. Derhal baskıya verin. Sinem mi sen? Abi be! Patrona söyle bir fırsat daha versin. Çok güzel bir röportaj konusu buldum. Erken tahliyeden yararlananların yaşamıyla ilgili. He? Ne dersin? Mikrobu sen de kaptın demek. Gazetecilikten kopamıyorsun. Yalnız o konuyu çok kişi istiyor. Sana ekmek yok. Ama sana bir kıyak. Git ilk yardım önünde nöbet tut. Bir hafta içinde ilk sayfaya geçecek bir haber getirirsen patronu razı ederim. Söz mü Selim abi? Söz ulan! Sağ ol be abi. Neden kaçıyorsunuz benden? Siz beni ne sanıyorsunuz? Kimsiniz siz? Arkadaşıma günde 5 defa telefon ediyor, çok şey soruyormuşsunuz. Öğrenebildiğim Almanya'ya yerleşmiş bir Türk ailesinin kızısınız. Bir aylığına Türkiye'ye gelmişsiniz. Evet, 5 gün sonra da dönüyorum. 5 gün mü? Olamaz. Yıllarca düşündüğüm biri birden karşıma çıkıyor. Buldum diyorsun, aynı anda kaybediyorsun. Neyi bulup kaybediyorsunuz? Seni bir... Oynama benimle. Geciktik, dönelim. Bir dakika. Seviyorum seni. Güldürmeyin beni. Ben daha sizi tanımıyorum, siz de beni. Kendimi öldürürüm. Öldürürüm! Hemşerim Hasan, yeni bir şey var mı? Ecelden öleni beğenmiyoruz. Alkol komalarını istemiyoruz. Arkadaş kavgalarına, intihar olaylarına itibar etmiyoruz. Hemşeriysek de sana olay yaratamam ki. Kızma be hemşerim. Al bir parça. Evet, seni dinliyorum. Neymiş konuşmak istediğin önemli mesele? Ben evleniyorum baba. Yok canım. Evet. Selim beylerin kızına nihayet razı oldun demek. Selin'le değil baba. Kiminle peki? Tanımazsın. Tanımadığım birine evet diyeceğimi mi sandın?
İznini almak için söylemedim baba. Sadece haberin olsun istedim. Kararımı verdim ben. Verdim. Yarın buraya getireceğim onu. Tanışmanız için. Hayır dersen onunla gene evleneceğim. Anlaşıldı mı? Yalan söylüyorsunuz. Size yalan söylemeye mecbur muyum? Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum. Biliyorsunuz. Sizden başka kimse gidemeyeceğini söylemişti bana. 5 gündür görmüyorum. Yalanı beceremiyorsunuz. Söyleyin nerede? Bir yanlışlık yapabilir. Engel olmalıyız. Yardım etmeliyiz. Söyleyin. Ben buradayım. Beni mi aradın? Abla, bizi yalnız bırakır mısın? Neden kaçtın benden? Neden saklandın? Evleniyorum. Evleniyor musun? Evet. Yıldırım aşkı mı? Olamaz mı? Yalan söylüyorsun. Nikah davetiyemi görmek ister misin? Mutluluk dilemeyecek misin? Yalan. Yalan değil. Evleniyorum. İnan. Evleniyorum, inan bana. Neden? Kiminle? Söyle! Ne önemi var? Gelinlik giymek herkesin hayali değil mi? Evleniyorum işte. Peki. İstediğin olsun. Sana mutluluklar diliyorum. Hakan... Güle güle. Ne olur bul. Ne yaparsan yap ama bul. Dayanamıyorum. Ne istersen yaparım, ne olur. Dayan biraz. Önce iş bulalım, para kazan, sonra çaresine bakarız. Al şu haplarla idare et şimdilik. Seni seviyordum. Anlamadın mı ben? Seviyordum seni. Peki öyle olsun. Mutluluklar. Mutluluklar sana. Gelinliğin de ısmarlandı. Başka emriniz var mı hanımefendi? Okul dağılıyor. Evet, küçük kızlar sevgililerine koşuyor. Bir zamanlar benim de onlar gibi bir kardeşim vardı. Peki sonra ne oldu? Bir gün anlatırım. Thank you.
kalsın biraz. Buyurun Küçük Bey. İşte babam. Memnun oldum efendim. Siz biraz dertleşin, ben üstümü değiştireyim. Yemeğe geç kalmayalım. Orospunun tekisin sen. Oğlumu tuzağa düşürdün. Senin gibileri iyi bilirim ben. Söyle, kaç para istiyorsun? O kadar kolay değil mi? Parayla her şeyi alır satarsınız. İyi bildin. Paranın temizleyemeyeceği pislik yoktur. Öyle mi? Yıllar önce 15'indeki bir kızcağıza yaptığınız pislikten de parayla mı kurtuldunuz? Kimsin sen? Kim miyim mi ben? İyice bak! Tanıyamadın mı? Serdar, koş! Babana bir şey oldu. Baba! Baba, ne oldu sana? Bu hafta Galatasaray banko. Hey, deli olan! İçeride olay var oğlum, hadi koş! Sağ ol baba. Acele acil servise götürün. Ayşe hemşire, bir dakika görebilir miyim onu? Kendinde değil ki, bir süre uyuyacak. Durumu pek iyi görünmüyor.
nerede o? Deli misin sen? Söylesene nerede diyorum. Bilmiyorum. Öyle kardeşini buldum. Kardeşini buldun mu? Evet, söyle nerede? Hadi atla. Buyurun. Teşekkürler. Babama ait her şey artık benim oldu. Çok zengin bir hayat yaşayacaksın yavrum. Nikah ertelesek iyi olur. Neden? Babanı daha dün görmedin mi? Babam gerçekçi bir adamdı. Duygulara boş verirdi. Ben de öyle olacağım. Acımak yok. Ya. Ne oldu? Bir dakika, geliyorum. Ne var? Niye geldin buraya? Kardeşini buldum. Oynama benimle. Kardeşini buldum, hastanede diyorum. Hey, nereye? Dur! Bu tarafta. Deniz! Yavrum, Deniz canım! Benim ablam, benim yavrum! Abla! Canım! Kardeşim! Canım ablacığım! Beyaz ver bana, ne olur! Biraz, biraz ver bana, ne olur biraz ver! Biraz ver! Biraz ver, ne olur ver! Lütfen! Lütfen abla, biraz ver ne olur! Uçmak istiyorum abla! Abla istiyorum! İstiyorum! Hayır, hayır! Ne biçim ablasın sen be! Ver! İstiyorum! İstiyorum! Uçmak istiyorum! Satın beni! İstiyorum, uçmak istiyorum! Derhal çıkın, kriz geldi! Hadi gidelim artık. Yarına kadar yapılacak bir şey yok. Nefret ediyorum sizden! İstiyorum! Uçmak hadi, istiyorum! Hadi. Lütfen! Yarın sabah erkenden geliriz. Ablana bir sürprizim var. Ne
Deniz? Deniz! Yok, bir şey mi oldu acaba? Tuvalete filan gitmişler herhalde. Çıkın lütfen, vizite başlayacak. Ne oldu? Olamaz. Ne oldu? Yaprak! Merkezden Etiler Beşiktaş istikametindeki tüm ekipleri. Evet, merkez dinlemedeyiz. 34 TK500 plakalı özel oto şüpheli görülmüştür. Takip edin. Tamam merkez, anlaşıldı. Ver köşük! Deniz! Deniz'e bir şey oldu galiba. Deniz! Abla! Kim ateş etti? Kim ateş etti dedim? Ben ateş ettim. Ölmüş komiserim. Ben öldürdüm. Yaprak! Sen karışma arkadaş. Ben öldürdüm, ben! Ablam yalan söylüyor! Ben öldürdüm işte, ben! O kendinde değil, ne dediğini bilmiyor. Ben öldürdüm. İtiraf ediyorum. Ama... Yuvaya dönüyoruz arkadaş. Bir Demet papatyayı unutma. Kardeşim.
işimi sana emanet ediyorum. O senin kardeşin artık, unutma. Canım. Ablacığım. Ona iyi bak, olur mu? Gidelim.